İslam dünyasının mukaddes şehirlerini şöyle bir sıralamak gerekirse, Peygamberimizin şereflendirdiği Mekke, Kudüs, Medine elbette ki İslam dünyasının en gözde şehirleridir. Peki İstanbul'umuz bu şereften nasibini almadı mı? Elbette ki aldı. Nasıl aldı? Fetih hadisi dediğimiz hadisi şerifle müjdelenmek suretiyle aldı. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Gâlen nebiyyü aleyhisselam, letüftehannel Konstantiniyyetü felenîmel emîru emîruha velenîmel ceyşü zâlikel ceyş. Yani Efendimiz buyuruyor ki, Konstantiniyye şehri bir gün elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bu bir müjdeydi. İşte bu müjdeyi bildikleri için, bu haberi bildikleri için gerek Emeviler zamanında, gerekse Abbasiler zamanında Konstantiniyye şehri defalarca kuşatıldı. Ama teknik sebeplerden dolayı, coğrafi sebeplerden dolayı, bizim bilemediğimiz daha başka sebeplerden dolayı Konstantiniyye şehri fethedilemedi. Bu şeref 21 yaşında veya 22 yaşında olan II. Mehmet'e nasip oldu. II. Mehmet 29 Mayıs 1453'te fethi gerçekleştirince Fatih unvanını aldı. Bu hadisi şerif sahihtir. Bunun adı Fetih hadisidir ve İstanbul'da hem Fatih Camii'nde hem de gördüğünüz gibi Ayasofya'nın kapısında bulunmaktadır. Çünkü Ayasofya fethin sembolüdür ve İstanbul'umuzu Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifiyle şereflendirmiştir. Kısaca söylemek gerekirse İstanbul'da Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi kutsal kabul edilmesi gereken bir şehirdir. Ayasofya, fetih hadisinin sırrına masa olmuştur. Fatih'in dini duygularındaki özelliğe ve güzelliğine bakınız ki, bu nimel ceyş ve nimel emir, yani Efendimizin ne güzel komutan, ne güzel asker dediği bu kimseleri adeta gözetip kollamıştır ve şehit düşen İstanbul'un fethi esnasında şehit düşen askerleri şehit düştükleri yerde defnettirmiştir ki İstanbul'un her tarafında nimel ceyş dediğimiz bu mübarek insanlar bulunsun. Hakikaten İstanbul'un muhtelif yerlerinde nimel ceyş denilen övgüye mazhar askerler olduğu gibi toplu halde şehzade başında 18 sekbanlar şehitliğinde bulunmaktadır. Bir kere daha tekrarlamak gerekirse bu hadis-i şerif hem Fatih Camii'nde Fatih'in türbesine girerken arz-ı endam etmektedir. Hem de fethin sembolü olan Ayasofya'nın sütununda, kapısında arz-ı endam etmektedir. Yani Ayasofya Peygamberimizin de dolayısıyla övgüsüne mazhar olmuş demektir.